Merhabalar herkese, hoş geldiniz. TensorFlow Bootcamp'in bu workshop'ında İrem Kömürcü ile birlikteyiz. İrem, hoş geldin. Merhaba Yusuf, hoş buldum. Çok böyle şey oldu, İrem Kömürcü ile birlikteyiz. Ben de bir anda böyle şok oldum. Biraz önce hiç geyik yapmıyormuşuz gibi. Aynen öyle. İyiyim, teşekkür ederim. Soyadın geliyor falan diye böyle. Şey, kankalıktan unutmuşum soyadını. Aynen. Arkadaşlar, bu konuşmacıları arkada farklı, önde farklı. Her zamanki harfleri. Evet, ben böyle kamera canlı yayına geçtiği anda bir anda böyle farklılaşıyorum. Onu bir an bir ara yeneceğim ama bakalım ne zaman. Ben böyle sunumları çok hareketli ve yorumlu geçirmeye başladığımdan beri onu yendim. Böyle şey, bayağı hani izleyenlerle sohbet ede artık sunum yapıyorum. O yüzden hem ben eğleniyorum hem biraz böyle çay vakti gibi oluyor. Samimi oluyor. Bence güzel oluyor. Evet, yani ben de çok böyle özeniyorum o şekilde sunum yapanları ama ben bir anlatmaya başlayınca böyle baştan sona taramalı gibi konuşarak gidiyorum. Ama senin aslında böyle gibi anlayan. İnsanlar beni çok farklı tanıyorlar. Evet, değiştireceğim bu imajı. Evet. Biz sana ilk etkinlikte tanışmıştık ve çok ciddi birisiydin benim için. Şeytan gibi yüzüm de böyle. Allah değil. Çattık falan diye böyle. Evet. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Image Segmentation konuşacağız. İrem bizi anlatacak. Ben de arada böyle sizin sorularınızı aldıkça hemen İrem'in sözünü kesip araya gireceğim. Aynen, böyle keyif kaçırıcı insan modundayım bugün host olarak. Nasıl yapalım? Ben yavaştan başlayabilirim istersen. Tamam. Ayrıca bu arada soru cevap section'ı yapmıyorum açıkçası. Genelde böyle dediğim gibi sohbet ederek ilerliyorum. Yorumları bir taraftan okuyarak ilerleyen birisiyim. Eğer gözüme çarpan soru olursa istersen ben az soru varmış derim. Sonra sen ekrana yansıtırsın. O şekilde de gidebiliriz. Olur. Zaten cevaplayacağım soruları. Hani takip edebileceksen o şekilde yapalım. Sen takip edemeyeceksen ben tamam, o zaman o şekilde yapalım. Böyle şey, sunum sırasında da zaten cevaplaya giderim. Genelde öyle yapıyorum. Aynen. Süper. O zaman arkadaşlar ayrı bir soru cevap kısmımız bulunmamaktadır. O yüzden lütfen sorularınızı sunum esas. Evet, bugün sunum artı kod olarak ilerleyecek bu arada. Belki biraz uzun sürebilir, benim sunumlarımı biliyorsunuz zaten. Sabaha kadar buradayız. O kadar sunmaz. Neydi, sabaha kadar mıydı? Aynen. O zaman ben ekranı yayına alıyorum ve sahneyi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bugün görüntü segmentasyonuna bakacağız. Dediğim gibi bir taraftan ben yorumlarınızı takip ediyor olacağım. Her zamanki gibi interaktif geçirelim diyorum ben. Böyle sohbet eder gibi başlamayı açıkçası çok seviyorum. Sohbet eder gibi sunum yapmayı çok seviyorum. O yüzden işte şu anda merhabalar diyerek, burada olduğunuzu belli ederek ya da bir taraftan da sorularınız varsa bunları sorarak isterseniz başlayabiliriz ve öyle devam edebiliriz. Bugün arkada Yusuf moderatörlüğü yapıyor. Teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii ki de hala daha adını koymadığım ayıcığım Uğur getirmek adına benimle. Muhtemelen birazdan sözümü defalarca kesecek olan kedim bizlerle birlikte olacak. Ve bu şekilde bir görüntü segmentasyon sunumu yapacağız arkadaşlar. Sunuma başlarken bir taraftan da aslında beni tanımayanlar için şöyle bir taraftan komentlerinizi de açtım. Beni tanımayanlar için öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. İkonum Civciv ile birlikte aslında temel olarak Computer Vision alanında çalıştım 3 sene kadar ve Computer Vision alanında çalışan bir mühendisim. Bir taraftan şu an Deloitte'de Data Scientist olarak çalışıyorum. Yaklaşık 5 aydır.
Aslında yeni sayılabilecek bir şey. Google Developer Expert oldum Machine Learning alanında ve Google teknolojileri üzerine yine çalışarak derin öğrenme alanında çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan hem Google Cloud hem AWS tarafında da yine aslında işlerimiz oluyor. Bugün birazcık onlara da değineceğim. Aslında gerçek hayat projeleri, benim yaptığım görüntü segmentasyonu projeleri ve bir taraftan da görüntü segmentasyonunun temellerinden bahsedeceğiz. Ve aslında bu şekilde bir akış olsun istiyorum. Bu sunumu yaparken de aslında amacım sizlere buradan hani bir sunum, bir proje yapacakmışçasına aslında buradan ayrılmanızı sağlamak. Ve bu şekilde aslında bir sunum yapmak olacak. Hem temeller hem uygulama kısmıyla birlikte gideceğiz aslında diyebilirim. Eğer bana herhangi bir sorunuz olursa sosyal medya hesaplarımı burada bırakıyorum. Burada yer alan sunumu GitHub adresimde şu anda paylaştım aslında. GitHub'tan bütün sunumu aynı bu şekilde olduğu gibi indirebilirsiniz. Aynı zamanda da kodları vesaire de yine GitHub üzerinden paylaşıyorum ve oradan bulabilirsiniz diyelim. Evet, isterseniz yavaştan da başlayabiliriz. Dediğim gibi bir taraftan da chat'i istediğiniz gibi aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa bekliyorum. Şimdi öncelikle isterseniz bir yapay zeka kavramından, bunların konseptinden başlayarak aslında biraz açıklayarak başlayalım. Çünkü aslında temelde computer vision deyince, machine learning deyince, deep learning deyince birbirine giren ve karışan alanlar maalesef ki. Aslında bizim hani siz de biliyorsunuz ki böyle işte sınıfa giriş çıkışlarda gördüğümüz o yüz tanıma sistemleri, işte arabalarda görmüş olduğumuz o kendi kendine sürüş, self-driving vesaire. Bunların tamamı aslında belki de şu son 10 yılda meşhur olan konular. Fakat yapay zekadan bahsettiğimizde ki bu bahsettiğimiz konular da yapay zekanın içerisine giriyor. 1950'lere kadar dayanan bir kavramdan bahsediyoruz yapay zeka deyince. Aslında yapay zeka kavramı biz her ne kadar yeni yeni hayatımıza adapte ediyor olsak da, her ne kadar son yıllarda, son 10-15 yılda gelişmeleri hızlı bir şekilde görüyor olsak da aslında son zamanlardaki gelişmeler kendini deep learning'e borçlu. Ve aslında bu yüzden yine yapay zeka, machine learning ve deep learning kavramını 3 aşamada ve 3 farklı başlık altında değerlendiriyoruz. Ve bizim için önemli ve büyük konular diyebiliriz. Dediğimiz gibi de yapay zeka kavramı özellikle şu son zamanlardaki o büyük gelişmeleri deep learning tarafına borçlu. Ve biz yine computer vision'dan bahsederken de ML algoritmaları ve deep learning algoritmalarıyla birlikte yapılan çalışmalardan bahsediyor oluyoruz arkadaşlar. Bugün konumuz aslında dediğim gibi image segmentation, görüntü segmentasyonu ve bu görüntü segmentasyonu yine computer vision içerisinde ele aldığımız konulardan bir tanesi. Şimdi yapay zeka kavramını biz en üstte tuttuk zaten biliyorsunuz. Bizim için dedik ki 1950'lere kadar dayanıyor, çok eski bir kavram. Biz aslında temelde yapay zeka denen kavramdan insan gibi, insan zekası gibi davranabilir mi sorusunun cevabını arayarak başlıyoruz. Böyle bir soruyla başlanıyor. Şimdi biliyorsunuz ki temel programlamada, örneğin bir hesap makinesinde siz 2 ve 3 veriyorsunuz. Toplama işlemi yapmasını da söylüyorsunuz. Ve o size 2 ve 3'ü alıp, yani inputları alıp, bir de yapacağı işlemi, prosesi alıp, kuralı alıp size bir çıktı üretiyor. Fakat yapay zekada şunu yapıyoruz. İnputları veriyoruz, çıktıyı da veriyoruz ve kendisi aslında o ortadaki kısımda ne yapması gerektiğini kendisi öğreniyor. Ve bu şekilde bir toplama mı, çıkarma mı ya da arada daha büyük işlemleri aslında bizim machine learning tabanlı algoritmalarımızdan ilerliyor. Tam olarak aslında deep learning tabanlı kısımlara geçtiğimizde de yine çok katmanlı bir şekilde, katmanlı bir yapıyla birlikte, iletimli bir yapıyla birlikte öğrenilenlerin katmanlar arası iletilmesiyle birlikte biz yine deep learning işlemlerinden bahsediyoruz ve aslında dediğimiz gibi birbirine bağlı, bakın her biri yapay zekayı, machine learning'i, deep learning'i sırasıyla açıkladım ve her biri birbirine bağlı ve şu şekilde, burada gösterdiğim şekilde birbirinin içerisinde olan kavramlardan bir tanesi. Data science alanı ise ki şu an çalıştığım alan aslında yine hem yapay zeka hem machine learning hem deep learning alanlarında birlikte çalıştığımız kısım. Ve veri bilimi aslında yine bunu çok sık dile getiriyorum. Sizden gelen en çok sorulardan bir tanesi aslında data science alanında çalışmak istiyorum gibi bir soru geliyor. Fakat data science alanının çok büyük olduğunu aslında şuradaki yerinden bile anlamamız gerekiyor. Data science alanı
Sadece veriyi işlemek değil, sadece veriyi toplamak değil. Aslında veriyi belki de toplamaktan, depolamaktan, işlemeye ve hatta yapay zekaya, modele sokmaya kadar çok büyük bir piramitten ve çok büyük bir işleyişten bahsediyoruz. Eğer data science alanında hangi tarafta çalışacağınız, hangi tarafta geliştirme yapacağınızı daha fazla detaylı öğrenmek isterseniz bugün değinmeyeceğim fakat bununla alakalı bir Medium yazım var. Direkt böyle data science'ın tüm hiyerarşisini kapsayan bir yazı. O yazıyı okuyabilirsiniz. Bir taraftan da sunum sonunda paylaşabilirim. Ve dediğimiz gibi aslında bu yapay zeka kavramı ile birlikte bizim şu son 10 yılda, 15 yılda özellikle içerisine girdiğimiz self-driving ya da her zaman her yerde gördüğümüz chatbotlar, bankacılık sistemleri, kamera filtre özellikleri, bulut depolama ve hepsinin içerisinde bulunan yapay zeka, machine learning ve deep learning algoritmaları bizim için aslında birer örnek. Ve bu şekilde işliyoruz. Şimdi burada aslında bir classification örneğiyle başlamak istedim. Çünkü galiba computer vision içerisindeki en temel yaptığımız kısımlardan bir tanesi bu. Görüntüyü sınıflandırma, bir sınıfa sokma. Ve bu sınıfa sokarken de yine belli bir oranla çıktı verme. Örneğin mesela burada bir GIF ile örneklemek istedim. Kedi ve köpek inputlarımızla birlikte, hidden layer'larımızla birlikte, birden çok katmanla birlikte besliyoruz. Her bir katmandaki özellik, her bir katmandaki öğrenme bir sonraki katmana aktarılıyor. Ve artık en sonunda, işin sonunda da kedi ya da köpek olduğu sınıflandırılıyor ki birazdan bunu çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Yine bir diğer örneğimiz yine computer vision özelinde. Artık bunlar da böyle işin etiğiyle birlikte aslında tartışılan ve bir taraftan yine işin etiğinden kaynaklı olarak belli noktalarda maalesef durulan konulardan bir tanesi. Birisi yüz fenotipinden hastalık tespiti. Yüz fenotipinden nereli olduğunun tespiti ve yine yüz fenotipinden aslında sınıflandırılan, kaynaklandırılan, extract edilen bir sürü birçok şeyin aslında konusu burada bunu ele aldık. Örneğin burada mesela Softmax kullanılarak, çift olarak Softmax kullanılarak hastalık tespitleri yapılabiliyor. Kişinin nereli olduğunun tespitleri yapılabiliyor. Ve dediğimiz gibi işin bir de etik boyutu var. Bu çok çok daha farklı ve hukuki konular. Şu an zaten dünya gündeminde de yine tartışılan konulardan bir tanesi. Ve etikle birlikte de bir taraftan yüz fenotipleri ve etik kavramı ile birlikte bunların sınıflandırılması yine tartışılan ve bir taraftan da computer vision'ı ilgilendiren arkada yoğun makinelerin, büyük bilgisayarların çalıştığı konulardan biri. Şimdi birkaç benim en azından hoşuma giden örnekleri verdim. Ve aslında şimdi şey kısmına başlıyoruz. İşin o temel kısmına başlıyoruz. Şimdi gözünüzü aldığıma göre hemen bir sonraki kısma geçebiliriz. Piksel kavramı. Şimdi piksel kavramı computer vision dediğimizde benim en temel yapı taşımı oluşturuyor. Ben kanallardan bahsederken, çözünürlükten bahsederken, renklerden bahsederken, bir görüntünün boyutlarından bahsederken, aslında her birinden bahsederken farkında olmadan piksel değerine giriş yapıyorum. Ve piksel değeri benim computer vision'daki en temel özelliğimi oluşturuyor. Onun için diğer segment yine pikselleri belki de bölütleyerek bu şekilde yapıyoruz. Ve image segmentation dediğimizde de özellikle dediğimiz gibi piksel tabanlı işlemlerden bahsediyor oluyoruz. Bu yüzden piksel kavramını anlamak, renk kanallarıyla birlikte çalışabilmek, bunlara yine işte çözünürlükten bahsettiğimizde aslında bir piksel topluluğundan bahsettiğimizi bilebilmek ve onlara buna göre işlemler yapabilmek bizim için önemli. Şimdi biraz deneyimlerden de yola çıkarak aslında bahsetmem gereken birkaç kavram olursa, örneğin biz ön işlemler yaparken, pre-processing işlemleri yaparken yine piksellerle birlikte piksellerin mesela çözünürlüğünden yola çıkarak, sayısından yola çıkarak, renk kanallarından çıkarak, yola çıkarak bazı pre-processing işlemleri ön işlemler yapıyoruz. Ve bunlar yine çalıştığımız modelin ya da ön gereksinimlerimizin ya da direkt olarak aslında sonuçlarımızın gidişatını etkiliyor ve bizler için oldukça önemli bir kavram. Bu yüzden piksel kavramının birazcık üstünde durarak aslında bu şekilde geçiyorum. Şu an buradaki örnekte 3 kanal görüyorsunuz RGB. Aslında
Belki de ilkokuldan bu yana öğrendiğimiz en çok bildiğimiz renk kanalları. Fakat bir uyarı yapmam gerekirse, Computer Vision projelerinde çalışırken, ki sadece Computer Vision özelinde değil, özellikle de daha spesifik olmamız gerekirse, Image Segmentation özelinde de çalışırken, sadece üç kanallı durumlardan değil, belki çok daha fazla boyutlardan, yine Computer Vision özelinde de belki multispektral datalardan, 8 kanallı, 16 kanallı ve daha fazlası multispektral datalardan yine bahsediyor olabiliriz. Ve dediğimiz gibi piksel kavramı, renk kanalları ve bununla birlikte yaptığımız çalışmalar bizim tamamen arka taraftaki CPU'muzu, GPU'muzu, işlem gücümüzü ve tüm matematiğimizi etkileyen kısımlardan bir tanesi. Sizin eğer şöyle bir görüntü alıyorsanız arkadaşlar, renkte alıyorsun anlamına geliyor aslında bilgisayar için. Bu yüzden aslında üç kanallı bir görüntüyle çalışırken ve üç kanallı olarak çalışmak istiyorken 8'e 3 tane bundan aslında işlem alıyorsunuz. Belki siz sadece bir tane görüntüyle çalışıyorsunuz fakat arka tarafta bilgisayar 3 tane farklı renk kanalı için 8'e 8'lik bu görüntülerle çalışıyor. Ve aslında Computer Vision projelerinin diğer projeler oranla biraz daha maliyetli, biraz daha değil aslında çok daha maliyetli ya da çok daha belki zor aşamalı olarak görülmesinin sebebi bundan kaynaklı oluyor olabilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkada aslında çok güçlü bilgisayarlar bir taraftan çalışıyor oluyor ve bu tarz işlemlerden bahsediyoruz. Şimdi dedim ki size daha demin, buna 8'e 8'lik ve 3'er pencere olarak bakıyor bilgisayar. Evet, bakıyor. Bu arada ben bunları gösteriyorum ama benim şeyim görünüyor mu? Mouse'um görünüyor mu? Onu merak ettim. Hemen şunun içerisinden, evet, mouse'umu açabiliyorum. Lazerimi yes, güzel. Şimdi 3'ü 3'lük dedik. Bunu 3 tane 8'e 8'lik olarak örneğin 8'e 8'lik sayar. Bu şekilde görüyor bilgisayar dedik. Aslında bilgisayarın buradan tüm görüntüleri birer sayı, birer matris olarak baktığını aslında çıkartabiliriz. Örneğin burada bir görüntümüz var. Gördüğünüz gibi RGB değil. 0-255 değerler arasında. Şurada görüyorsunuz. Örneğin şurada beyaza yakın bir değer var. 251. Şurada en siyah değerimiz var 0. Görüyorsunuz 0-255 değerleri arasında bir görüntümüz var. Aslında bizim için siyah beyaz bir görüntü. Ara değerlerinin de olduğu tabii ki bir görüntü. 0-255 değerler arasında. Siz bunu bu şekilde görüyorsunuz. Her bir piksel, burada görmüş olduğunuz her bir piksel aslında bilgisayar için birer sayı değeri ifade ediyor. Buna denk düşen bir sayı değerini ifade ediyor. Ve bilgisayar tam olarak 0-255'lik sistemde bunu arkadaşlar bakın şöyle bir matris olarak görüyor. Artık bu bilgisayar için bir görüntü değil. Biz bunu halen daha şu 157 sayısının örneğin denk geldiği gri tonunu ya da 153 sayısının denk geldiği şu yine çok benzer gri tonunu bu şekilde görürken bilgisayar aslında bunu bir matris olarak görüyor ve tüm işlemleri yine matris olarak yapıyor. Ve bilgisayara soktuğumuz aslında her bir image benim için her bir piksel değerinin aslında bir tane eleman değeri ettiği bir mantıkta bir matematiksel işlemde aslında ele alınıyor ve bu şekilde görülüyor. Gördüğümüz gibi bir input image'imiz, piksellerin representation'ı, bunlarla birlikte bir classification işlemi yapmışız ve kime benziyor ifadesine baktığımızda işte Washington, Obama, Jefferson ya da Lincoln gibi bir classification işlemiyle birlikte bunu yapmışız. Peki arkada nasıl çalışıyor? Şimdi temelinde classification fakat piksellere baktığımızda da aslında bir segmentation işlemi var ve elbette tamamen adamı burada segmente de edebiliriz. Peki temelde nasıl çalışıyor? Şimdi size şu anda bir classification işlemi göstereceğim fakat classification, segmentation, detection ve aklınıza gelebilecek diğer computer vision projeleri temelde 3 tanesini sayıyorum. Tamamı aslında piksel düzeyinde yine elemanların alınması ve bunların çıkartılmasıyla oluyor. Temelde de şöyle bir örüntüden meydana gelen ve kendi kendine öğrenen bir yapı var. Şimdi burada bir 8 rakamı görüyorsunuz. Size desem ki herkes 8 rakamı çizsin.
hemen hemen herkes çok benzer şekillerde seti çizer değil mi? Ya sonuçta bilgisayar çizimi değil bu. Her birimiz elimizle çiziyoruz. Her birimizin 8 çizimi farklıdır. Örneğin bazısı tam ortadan başlayarak bir 8 çizer. Bazısı tam yukarıdan başlayarak. Bazısı 8'in kuyruğunu çıkartır. Bazısı 8'in işte üst kafası hiç yoktur gibi. Aslında bir sürü farklı 8 rakamını çizilmesinden bahsedebiliriz. Peki bilgisayar bunu nasıl öğrenebilir? Örneğin demin ki adam daha düzgün yani çizilebilecek bir adamdı. Fakat mesela bu adamın farklı farklı açılardan, farklı farklı ışıklarda fotoğrafı olsaydı o zaman bu şekilde öğrenemezdi. Demek aslında şöyle bir şey oluyor. Bilgisayar gördüğümüz gibi bunları piksel düzeyinde önce bir numaralandırıyor. Bakın şuradan sıfırdan başlayarak, şuradaki değerlerimizden başlayarak şöyle bir diyerek tüm değerlerimi aldı. Beyaz değerlerim benim için bir, siyah değerlerim benim için sıfır. Görüyorsunuz. Ve orta değerlerim var 0.5 gibi işte 0.9 gibi kavramlar. Şuradan ilk pikselden başlayarak arkadaşlar sırasıyla pikselleri yazıyor. Bakın şöyle bir vektör ortaya çıktı. Önce aldı onu, görüntüydü, matrise çevirdi. Ardından o bir düzleşti, vektör oldu. Ve bakın arkadaşlar şöyle bir 8'in görüntüsü varken bizim çizdiğimiz o farklı farklı 8'lerin her birinin birer görüntüsü oldu. Bakın, her bir 8 aslında şuralarda bir boşluğu var. Her bir 8'in şurasında bir boğumu var. Her bir 8'in orta noktası siyah. Her bir 8'in orta kısımları beyaz. Ya da bir değerine işaret ediyor bilgisayar için. Aslında temelde bilgisayar bunları çıkarttı ve buradan bir örüntü öğrenerek, öğrenmiş olduğu örüntüyü kendisi öğrenerek bu işlemleri yaptı ve gördüğümüz gibi aslında 8 rakamının nasıl çizildiğini öğrenmiş oldu. Ben bilgisayara 8 rakamının örüntüsü buysa öğren demedim. Ben bilgisayara 8 rakamlarını verdim. Onun 8 olduğunu söyledim. Classification edeceksen de sen bunun yüzde şu kadar miktarla 8 olabileceğini bilebilirsin dedim. Ve aslında temelde bilgisayar bu şekilde çalıştı. Aynı şekilde bunu diğer sayılar için de elbette yapabilir. Görüyorsunuz 8 burada her biri farklı bir 8. Her biri farklı bir sıfır. Fakat ortak noktaları, benzerlikleri var ve buradan bilgisayarın öğrenmiş olduğu kısımla birlikte öğrenilenlerin katmanlar arası aktarılmasıyla birlikte bunları aktararak çıkış katmanına kadar götürdü ve çıkış katmanında artık bu sayının, bu rakamın 8 olduğuna karar verdi ve bu şekilde bir yüzdelik bir şekilde benim için bir çıktı oluşturmuş oldu. Şimdi gördüğünüz gibi burada temelde bir öğrenme kelimesi bana geçmedi. Ortalamasını almak mesela. Aslında bu şekilde işlemiyor. Ben size çok temelde bilgisayarın nasıl düşünebileceği konusunu aslında alıyorum. Ki birazdan aslında onu bir grafikle göstereceğim. O yüzden bu soruyu şimdilik es geçerim. Birazdan grafikle gösteriyor olacağım. Dediğimiz gibi burada 8 rakamın nasıl yazıldığını öğrenmiş oldu. Temelde şeye odaklanın birazdan tüm grafikle birlikte aslında vereceğim. Şimdi derin öğrenmede ağlar kullanıyoruz. Farklı ağlar var. Şimdi siz de biliyorsunuz ki derin öğrenme kavramı çok geniş ve çok büyük. Ve burada mesela chatbotları yaptığımız modelle birlikte ya da örnek veriyorum computer vision'ı yaptığımız modellerin arasında elbette farklılıklar ve bunlara uygun olarak seçilen katmanlar, bunlara uygun olarak seçilen işlemlerin olduğu algoritmaların olması gerekiyor. Örneğin Convolution Neural Network kavramı, CNN'ler, özellikle Computer Vision konusunda belki de en çok kullandığımız algoritmalardan bir tanesi. Bu arada birçok ağ, burada da verdim zaten, birçok ağ yine hem chatbot ya da bir taraftan derin öğrenmeyle birlikte, Computer Vision'la birlikte çalışabilen algoritmalar. Fakat dediğimiz gibi özellikle Convolution Neural Network kavramı, Computer Vision'la birlikte özellikle anılan ve bu alanda oldukça fazla kullanılan ağlardan bir tanesi. Ki şu an sağ tarafta da bir computer vision özellikle CNN kavramını görüyorsunuz. Ve bu şekilde belli katmanları kullanarak işlemler yapılmış ve bu şekilde bir ağdan bahsediyor olmuşuz. Şimdi burada bir grafik verdim. Hem söylediklerimi özetlemek hem de bir taraftan computer vision projelerine genel bir bakış açısı katabilmek amacıyla. Şimdi öncelikle bir datamız var. Birazdan datalara daha fazla iniyor olacağız. Fakat
dataları elbette label ediyoruz. Önce bir ayırmamız gerekiyor. Şimdi train, validation ve test datalarımız var. Bunlara karşılık gelen, biliyorsunuz bilgisayara ben 8 rakamlarını verdim. Bir de onun 8 rakamının 8'e karşılık geldiğini belli eden bir label'ı vermem gerekiyor. Bir işareti vermem gerekiyor. Bu yüzden train datasetiyle birlikte bir o kadar da ona karşılık gelen anlamlı datayı da veriyorum. Yine validation datasetiyle birlikte bir o kadar ona karşılık gelen datasetini de veriyorum. Yine aynı şekilde test içinde ona karşılık gelen label'lı dataseti de ben modelime veriyorum. Genelde böyle hem makale çalışmalarında hem de genel çalışmalarda train ve test datasetine daha çok denk gelirseniz, validation dataseti şart değilcesine aslında böyle bir şey vardır. Fakat ben bu sunumda train, validation, test dataseti olarak sizlere göstermek istedim. Ve şöyle anlatacak olursak, train dataseti bizim daha demin öğrenmek kelimesini geçirdiğim modelin öğrendiği dataseti. Şöyle düşünebilirsiniz. Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Bir test kitabınız var. Bu test kitabını çöze çöze öğreniyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu kalın soru kitabı elbette bir gün bitiyor ve test zamanı geliyor. Yani sınavı ilk defa görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz o data setini çok fazla çözmüşseniz, o büyük ana soru bankanızı, train data setinizi, soru bankanızı çok fazla çözmüşseniz, onu ezberleme olasılığınız da var elbette, biliyorsunuz ki. O train data setinde ne kadar farklı sorular görürseniz, ne kadar güzel cevaplar olursa siz o kadar iyi öğrenirsiniz. Bu yüzden train data setinizin, yani sınava kadar hazırlandığınız train data setinizin iyi olması sizin için mutlaka aslında bir taraftan da iyi sonuçların getireceği anlamına da geliyor. Günlük hayattan örnekler veriyorum anlaşılabilmesi adına. Test data setinde şöyle düşünebilirsiniz. Sınav zamanı geldi. Sınav esnasında koltuğa oturdunuz ve size kitapçıklar dağıtıldı. Daha önce o kitapçıkları hiç görmediniz değil mi arkadaşlar? İlk defa görüyorsunuz o test data setini. Test data seti işte o. İlk defa sadece model öğrendikten ve belli bir çıktı aldıktan sonra test edilen data seti oluyor. Aslında benim modelimin ne kadar iyi öğrenip öğrenmediğini, ne kadar başarılı olup olmadığını öğrendiği kısım aslında test data setiyle ölçülüyor tamamen. Ve validation data seti de şu şekilde düşünebilirsiniz. Dediğimiz gibi train data setiyle o kalın soru bankasıyla siz sürekli sınava hazırlanıyorsunuz. Ama validation data setiyle de bir o kadar sanki sınava giriyormuşçasına arkadan testler çözüyorsunuz. Deneme sınavlarına giriyorsunuz. Test data setine benzer kendinizi ölçüyorsunuz. Bu yüzden bir taraftan validation data seti oluşturmak aslında öğrenme aşamasında gerçekten çok faydalı. Modelin çıkartmış olduğu sonuçlarda train data setiyle belki çok iyi sonuçlar alırken validation data setiyle kötü sonuçlar alabilirsiniz ve bir taraftan modelinizin kötü gittiğini ya da train validation data seti arasında çok fark varsa orada bir problem olduğunu aslında anlayabilir ve modelinize müdahale edebilirsiniz çıktı almayı beklemeden. Dediğimiz gibi bir taraftan da computer vision projeleri özelinde özellikle söyleyecek olursam hesaplama gücünün yoğun ve bir taraftan da belki saatler, belki de bir günü daha fazlasını alan bir işlemden bahsettiğimiz için bir çıktıyı beklemek aslında bizim her zaman zamanımızı çalacaktır. Ve bu yüzden bir taraftan validation data setiyle kendimizi doğrulamak, train data setiyle aslında yine öğrenmek ve test aşamasında da sürpriz yaşamamak için validation data setini kullanmak bizler için yararlı olacaktır arkadaşlar. Şimdi train data setini aldık. Model training'e soktuk. Dediğimiz gibi bir modelimiz var. Şurada ön tarafta yaptığımız pre-processing işlemleri var. Burada modelimize özel. Data setimizde eğer farklılıklar varsa bunlara özel. Ya da eğer sonuçları yükseltmek istiyorsak sonuçlara yönelik pre-processing işlemleri, ön işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Bu işlemlerden hemen sonra modelim var. Modelim öğrenmeye başlıyor. Dediğim gibi ben modele nasıl öğrenmesi gerektiğini değil de inputlarımı, bunlara gelen label'ları, yani bunların etiketlerini veriyorum ve oradaki çıktıyı model aslında kendi kendine öğreniyor. Oradaki o aslında bir taraftan
istatistiği çıkartarak, bir taraftan bunları katmanlar arası aktararak ve bizim aslında orada kafamızdan hesaplayamayacağımız o büyük işlemleri aslında matematiksel işlemleri arka plandan GPU ile birlikte yaparak model training işlemi yapıyor. Model training işleminden hemen sonra belli bir çıktı üretiyor. Ve bu çıktı ile birlikte modelin test data seti ile birlikte evaluate ediyor, değerlendiriyor. Ben ne kadar iyiyim, ne kadar kötüyüm buna bakmam gerekiyor. Bir taraftan bunu da yaptıktan hemen sonra eğer sonuçlarım güzelse modelimi save ediyorum, modelimi kaydediyorum. Bu modeli elbette farklı mesela transfer learning işlemiyle ya da hub işlemleriyle birlikte farklı modellerde de elbette kullanabiliyorum. Bu modeli yine sadece test sonuçlarında kullanabiliyorum, çıktı almak için kullanabiliyorum. Ve bununla birlikte aslında sonuçlarım iyiyse bir baseline model oluşturuyorum ve artık bu benim kullanmış olduğum model oluyor. Ben bu baseline modelin birçok formatta olabilir. Örneğin TensorFlow'da çalışıyorsunuzdur, PyTorch'da çalışıyorsunuzdur. Farklı farklı kısımlar olabilir. Bunları özel olarak aslında çıktılar üretiyor ve uzantılı çıktılar üretiyor. Ve siz bunları dediğim gibi bir taraftan da artık örneğin JSON verip JSON alabileceğiniz, image verip image sonuç alabileceğiniz bu şekilde çıktılarla birlikte kullanabiliyorsunuz ve temel anlamda bir deep learning işlemi, computer vision modeli bu şekilde çalışıyor diyebilirim. Aslında tek bir modelle birlikte size hem eğitim işlemi nasıl oluyor, datayı nasıl verelim, overfitting nedir, her şeyi aslında anlatmış oldum bir taraftan da. Şimdi segmentasyon konusuna biraz daha dalmak istiyorum. Neredeyse 35 dakika geçirdik. Ve bir taraftan da dediğimiz gibi piksel anlamındaki bu segmentasyon konusuna daha fazla değinelim. Şimdi label'dan bahsettik hatırlıyorsanız. Şurada dedim ki datam var, verim var şurada ve buna karşılık gelen bir de label'ım var. Peki label tam olarak ne oluyor? Ben bilgisayara ne veriyorum, ne öğretiyorum? Şimdi burada hemen sol tarafta görüyorsunuz bir image'im var. Havadan alınmış bir görüntü. Drone seviyesinde ya da uydu seviyesinde alınmış bir görüntü arkadaşlar bu. Ben burada binaları segment etmek istiyorum. Bakın binaları insan eliyle ya da programlar kullanarak burada işaretlemişim. Şurada böyle beyaz olarak gördüğünüz kısımlar benim için binaları ifade ediyor. Ve sadece binaları çıkarsın, eleme yapılmış. Ve burada gördüğünüz gibi yine 0255 değerler arasında da siyah ve beyaz olarak imagim label'lanmış şekilde oluyor. Benim tamamen datam bundan oluşuyor. Image 1'e karşılık gelen maskem bu şekilde arkadaşlar. Ve ben çıktı olarak da aslında yine şunları alıyorum. Bakın. Sadece benim eğer ben sadece bunun kenarlarını almak istiyorsam da sadece kenarları denk gelen yine label'larım. Bakın yine maskem ve sadece kenarları almak istiyorsam buna karşılık gelen label'larım. Örnek veriyorum şöyle bir modele ettiniz. Kötü bir senaryo ile gerçek hayat senaryosuyla gidiyorum. Böyle bir görüntünüz var. Buna karşılık gelen yine kavramları şurada vermişsiniz. Fakat görüntünüzde binaların köşelerini bulmakta zorlanıyor. O zaman siz burada elde etmiş olduğunuz sonucu bakın maske seviyesinde de iyi bulmasını sağlayacak sadece şu kenarların çizilmiş olduğu bir training işlemi daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şurada aslında bir model kullandım. Sonuçlarım kenar seviyesinde, edge seviyesinde kötü ve ben tekrardan sonuçlarımı daha da iyileştirmek istiyorum. Tekrardan bir eğitim yapabilirsiniz. Görmüştünüz şurada bir baseline modelim vardı. Bu baseline modeli kullanarak yeniden model eğitebilirsiniz. Ve eğitmiş olduğunuz bu modelde de sadece kenarlar üzerinden bir training işlemi yapabilirsiniz. Ve doğruluk oranlarınızı çok daha fazla artırırsınız ki bu tarz çalışmalar da var. Ki böyle bir tarz çalışmayı ben yaptım da yayınlandı. Eğer bakmak isterseniz şu an olmalara bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer görüntümüz. Aslında burada sadece binary bir segmentasyon işlemi vardı arkadaşlar. Sıfır ve birlerden oluşan binary şekildeydi. Ve bu şekilde baktığımızda da burada da multi şekilde ayrılmış bir segmentasyon işlemi var. Biz binary seviyesinde segmentasyon yaparken
Bakın şurada verdiğimiz örnekte bina bir background vardı. Bir ya da sıfır aslında benim için. Ama bir diğer taraftan baktığımda da işte binaya denk gelen, ağaçlara denk gelen, yola denk gelen ya da yürüme yoluna denk gelen gibi burada görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 8 tane farklı segmentasyon tabanım var. Ve ben bunların tamamını kullanarak aslında segmentasyon işlemleri yapabiliyorum. Dediğimiz gibi amaç segmentasyonda istediğimiz kısmı çıkartmak ve onun üzerinden aslında işlemler yapabilmek. Bu yüzden özellikle segmentasyon işlemleri örneğin bu arada sadece piksel seviyesinde ve hızlı bir şekilde çalışıldığı için görüntüyü direkt label'ladığı için aslında özellikle mesela askeri alanlarda yine drone seviyesinde yanlış alanların ya da tespit edilmesi gereken hızlı şeylerin tespitinde aslında çokça kullanılıyor. Bir taraftan böyle görmüş olduğunuz o kendi kendine sürüş arabalarında da bir taraftan, Türkçesini doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama self-driving diyeyim. Yine bu arabalarda da böyle sıkça gördüğümüz yola atlayan kişiyi tespit eden ve onu bir anda böyle renk seviyesine tespit eden kısımlar yine böyle segmentasyonla birlikte sıkça kullandığımız alanlardan sadece birkaçı. Segmentasyon aslında birçok işlem için bizim temel olarak gördüğümüz alanlardan birisi. Şimdi burada yine bir segmentasyon örneğini görüyorsunuz. Kadın ya da değil. Background'ı ve kendisi yine binary bir segmentasyon örneğini aslında burada görüyorsunuz. Hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum baseline'dan yola çıkarak. Gördüğünüz gibi training yapmıştık. Training sonucunda test datasetini ilk defa kullanacağımız bir değerlendirme işlemimiz olacaktı. Ve bu değerlendirme işlemini dediğim gibi ilk defa test datasetini kullanarak bir değerlendirme işlemi yapacaktık. Ve bu değerlendirme işlemini aslında şu an burada öğreneceğiz. Bu değerlendirme işlemi nasıl oluyor? Size demiştim ki piksel seviyesi benim için oldukça önemli. Pikselin içerisindeki o doluluk oranları bile benim için oldukça önemli. Aslında tam olarak bu kavramlardan yola çıkarak biz bazı noktalarda bazı değerlendirmeler yapıyoruz image segmentation için. Örneğin görüyorsunuz burada benim bir ground truth'um var. Yani ben bunu insan eliyle etiketlemişim. Demişim ki bak bu benim background'ım. Buradaki kadın da benim segmente etmem gereken kişi. Sen bunu doğru segmente et. Ardından test datasetini vermişim ve bir prediction, bir tahmin sonucu üretmişim. Şimdi görüyorsunuz ki kadının şöyle neredeyse yarısını yanlış bilmiş. Bir o kadar da aslında bir o kadar dahasını background'dan alıp yine kadını böyle yanlış tahmin etmiş ve bir kayma olayı var maalesef ki. Peki bundaki hata oranı ne kadar hesaplanıyor? Yani bilgisayar bakıp buna ya %70 başarılı mı diyor örneğin. Asıl temel mantık şu. Bana denk gelen true pozitif, true negatif, false pozitif, false negatif gibi kavramlarım var. Benim tespit etmek istediğim kişi kim? Gördüğünüz gibi kadın. Ve benim için aslında bu hem true hem pozitif alan. Yani bakın doğru tahmin etmiş true şekilde hem de tahmin etmesi gereken alan pozitifti ve bu şekilde tahmin etmiş. Ve gördüğünüz gibi şöyle iki tane şeyde görüyorsunuz. Doğru tespit edilen alan ve geri kalan kısım true pozitif benim için. Fakat bir de segmentasyonun yanlış bildiği alan var. Yani benim için false. Ama bir tarafta kadına kadın demiş. Bu yüzden pozitif. Ve bu yüzden false pozitife denk gelen bir alan var. Yine mesela background alanım var. Zaten benim için negatif bir alandı. Tahmin etsin etmesin negatif. Tahmin edilmesini istediğim alan benim için pozitif. Eğer doğru tahmin etmişse benim için true ama negatif alan. Tahmin etmişse bakın buraya şöyle tahmin etmişti. Benim için bu ve bu şekilde false negatif, false pozitif kavramlarıyla birlikte aslında bunların toplamlarıyla birlikte biz F1 gibi, precision recall gibi, IOU score gibi, accuracy gibi kavramlardan aslında bahsediyoruz. Ve şurada bahsettiğim aslında işin matematiği bizim için oldukça önemli. Dediğim gibi eğer daha fazla bir taraftan detayına inmek isterseniz de yine Medium'da bayağı detaylı yazdığım bir yazı var bununla alakalı örnekleyerek. Ona yine bakabilirsiniz diyerek geçiyorum. Ve hemen örneğime devam etmem gerekirse dediğimiz gibi aslında temelde false pozitif, false negatif, true pozitif, true negatif gibi kavramlardan yola çıkarak aslında biz bu matematik işlemlerini yapıyoruz. Fakat bir taraftan da dediğimiz gibi piksel seviyesinde özellikle bu
true pozitif, true negatif alanları değerlendirerek, örneğin şu kesişen alan bölü şu birleşen alanın tamamı, bakın burada bir poor alan var. Yeşil tahmin etmesi gereken alanı şöyle kırmızı gibi küçük bir alanla tahmin etmiş ve bu benim için poor bir kavram oluyor. Çünkü şu dışarıda kalan alan aslında tüm alan şurada bölüm olduğunda benim için negatife düşürüyor. Ve böylece de IOU score değerim aslında düşmüş oluyor. Bu yüzden IOU score değerim bakın 0.4 gibi kötü bir değerde. Burada yine görüyoruz kısımlar var, yanlış tahmin edilen ve yanlış alınan. Yine bu hesaplar tahmin edilip bölüm tarafına eklendiği için yine burada da böyle iyi diyebileceğimiz ortalama bir değer 0.7 gibi bir IOU score değeri elde edilmiş. Burada da yine bir şurada gördüğünüz gibi yeşili biraz aşma durumu var. Fakat hemen hemen doğru. Bunda da 0.92'lik gibi güzel bir sonuç elde edilmiş. Dediğim gibi IOU score temelinde özellikle piksel değeriyle birlikte, bakın piksel değeriyle birlikte, burada görüntü olarak almayayım bir taraftan. Bir pikselin ne kadarını doğru bildi veya ne kadarını doldurdu kavramı, buna denk gelen threshold kavramları benim için oldukça önemli. Bir eşik değeri belirliyorum aslında. Bu eşik değerinden fazlaysa diyorum bir taraftan da. Bunu her işlemde yapmak zorunda değiliz. Fakat özellikle mesela object detection, burada bahsediyoruz. Object detection'da mesela yapıyorken belli bir eşik değerinin üstündeyse bildi kabul et. Piksel özelinde özellikle bu kavramları söyleyebiliriz ve IOU score değeri, F1 score değeri ya da bunların devamında precision aslında öğrenebilir ve bunlara karşılık gelen çıktılarını alabiliriz arkadaşlar. Burada da metrik değerlerini anlatmak istedim. Şimdi işin hatırlarsanız email segmentation tarafından bahsetmiştim. Bu sunumla alakalı bu arada son kısımlar birazcık email segmentation ön işleme, pre-processing işlemlerinden aslında bahsetmiştim. Birazcık da ön işlemler yapıyoruz. Ve bu ön işlemleri model özelinde ya da sonuçlarımı artırmaya yönelik direkt olarak image'ler üzerinde aslında yapabiliriz. Ve bunlara modele hazırlık gibi dediğimiz gibi ya da direkt çiftliğe hazırlık gibi pre-processing işlemlerimin tamamı olabilir. Ki bunlarda renk kanallarıyla oynama, kanalları düşürme, kanalları transpoz etme ya da farklı farklı aslında birçok işlemi ya da croplama birçok işlemi aslında kullanabilirim. Bir o kadar da ben yapay bir şekilde datamı artırabilirim. Ki bu da aslında benim için bir ön proses işlemine de giriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. İki tane seçenekle ilerliyorum burada. Her zaman datanız iyi olmayabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Test kitabından yola çıkalım yine. Bir test kitabı demiştim. Siz o test kitabında ne kadar farklı soru görürseniz, ne kadar çok soru çözerseniz, kaliteli soru çözerseniz o kadar iyi sonuçlarınız olacaktır. Çünkü onları öğreneceksiniz demiştim. Şimdi buradaki önemli kavramlardan bir tanesi, evet ben bu test kitabını çözüyorum. Fakat bu test kitabı belki de kendini tekrar ediyor. Ben mantıklı soru değişimleriyle birlikte eğer bu test kitabını çoğaltırsam, ya da bu test kitabında hali hazırdaki sayıyı koruyup bazı sorularda sadece değişikliğe gidersem belki de daha kaliteli ve belki de daha iyi öğrenebileceğim bir data, bir soru havuzu aslında elde etmiş olurum. Augmentation işlemi tam olarak böyle bir şey arkadaşlar. Ben data belki sayımı artırmak için ya da sayıyı koruyarak yine datada değişikliğe gitmek adına aslında augmentation işlemleri yapabiliyorum ve yapay bir şekilde aslında datama müdahale ediyorum. Bu da önemli. Her dataya her augmentation işlemini uygulamak iyi sonuç getirmiyor. Bu yüzden mantıklı sonuçları, mantıklı augmentation işlemlerini yapmak sizin için çok fazla kurtarıcı olacaktır. Bu şekilde aslında data augmentation tarafından bahsedebiliriz diyebilirim. Örneğin şurada böyle bazı örnekleri görüyorsunuz. Orijinal data seti var. Bazılarından örneğin bakın kontrast değerlerine oynanmış bir renk özelinde bir oynama var. Daha net renklerin olduğu bir kısım var. Örneğin görüyorsunuz bazı kısımlarda kayıplar elde edilmiş. Belki de benim görüntüm dışarıdan alınan bir görüntüydü ve dışarıdan alınan görüntüde kayıpların olma ihtimali vardı. Bu şekilde bazı piksellerde kayıplar yaparak benim öğrenme oranım artabilir. Çünkü gerçek data seti geldiğinde belki de bazı kısımlar gerçekten kayıp olacak ve bu benim için güzel bir örnek olabilir. Ya da
Bir gürültü ekleyebilirim. Bakın görünmesi orijinal görüntü oranla birazcık daha zor bir gürültü eklenmiş ve bu şekilde aslında birçok çeşidiyle birlikte böyle renk değişimleri, rotation, flip, birçok çeşitle birlikte, burada olmayan daha birçok çeşitle birlikte dediğimiz gibi augmentation tekniklerini kullanabiliriz ve augmentation teknikleriyle birlikte datamızı aslında daha belki kaliteli ve bir taraftan da daha çok halde getirebiliriz. Bu da yine overfitting kavramları içinde araştırabileceğiniz konulardan bir tanesi. Şimdi birazcık daha şeyden gitmek istiyorum. Şimdi kod üzerinden gitmek istiyorum. Halihazırda kullandığımız segmentation model üzerinden gitmek istiyorum. Hem bu modeli anlatırken aslında sizin için yararlı olacaktır. Hem de bir taraftan şöyle ekran paylaşımı durdurdum. Tekrardan bir ekran paylaşımı yapacağım birazdan. Hem bizim için iyi olacaktır canlı bir örneği görmek. Hem bir taraftan da bence bu yayından sonra eğer denemek isterseniz bir şeyleri bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Şimdi, ben de tekrardan geldim. Sorular da vardı iki tane. İstersen onlara da bakalım tekrardan şey ekran paylaşmaya. Selam Yusuf. Hava karardı. Şöyle bir soru var. Bir dakika, şu an ekran paylaşıyorum. Ekran paylaşınca bakacağım. Okay. Sanırsam doğru ekranı paylaştım. Bir saniye, tekrar bir ekran paylaşacağım. Arkadaşlar çok bugün çok yoğun bir günümde çok fazla şey açmışım. Çok fazla şey açmışım. Direkt Windows'umu paylaşıyorum. Paylaştım. Evet. O zaman tekrardan şöyle ben saniye. Böyle. Ben senin sesini alamadım bile. Aslında olasılık değeri gibi düşünmeyelim onu. Şöyle düşünebilirsin. Olasılık değeri gibi değil de her bir soruyu çözüyorsun. Çözmüş olduğun her bir soru aslında senin katmanlarını bir taraftan besliyor. Ve o beslenen katmanlar dediğiniz gibi bir sonrakine aktarıldığı için ve o öğrenme oranı her bir seferinde aslında bir üste çıkartıldığı için sen ne kadar farklı soru çözersen o çözdüğün soruyla birlikte öğrenme oranın bir o kadar artacak ve katmanlar arası geçişler ve tekrar yeni bir epok başladığında da senin optimizer'ın öğrenmeye yönelik buzlaması o kadar fazla olacaktır diye örnek verebilirim. Koda geçeyim mi? Hemen bir sonrakine geçiyorum. Ben neredeyim? Şöyle bir oran, aslında ideal bir oran bence bu kandırma arkadaşlar. Eğer birisi size diyorsa ki train datasetini %70 böl arkadaşım, validation'ı %20 böl diyorsa oradan kaç. Çünkü böyle bir şey yok. Şimdi şöyle düşünelim. Datasetimiz evet mesela görüntülerden oluşuyor. 1000 tane görüntü senin için örnek veriyorum yeterli. Bu 1000 tane görüntüyü evet sen 700 tanesini örneğin train datasetine, işte 150 tanesini, 200 tanesini validation'a, 100 tanesini, 150 tanesini test datasetine ayırabilirsin. Evet burada böyle %70, 20, 10 gibi kavramlardan bahsedebiliriz. Ama şöyle düşün bir taraftan. Örnek veriyorum senin 1 milyon tane datan var. Bu 1 milyon tane datanın %70'ini train'e vermek, %10'unu, %15'ini teste vermek ya o kadar fazla yani 100 bin tane datayla aslında işlem yapmak bence saçma oluyor. O yüzden şey diyemeyiz aslında %10'u mutlaka test olsun diyemeyiz. Burada aslında senin ne kadar datanın olduğu ve o dataya oranladığında test setinde makul bir değer. Yani biliyorsunuz ki mesela işte test sınavına girdiğinizde sizi test etmek için 120 tane soru yetiyor. Ne kadar bildiğinizi
ölçebilmek için her birinden farklı farklı örneklerin bulunduğu, belki ikişer tane olduğu bir örnekler sizin için yeterli oluyor. Ama birbirini tekrar eden bir o kadar test olduğunu düşünün, sizi belirlemez arkadaşlar o. Yani birbirinden farklı testleriniz olsun, test datalarınız olsun, o sizi gerçekten test etsin, ne kadar bildiğinizi ortaya çıkarsın. Asıl amacımız bu aslında. Bunu öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi amacımız bu. O yüzden bence oran vermek çok doğru olmuyor. Dediğim gibi 1 milyon tane datanın olduğunu düşündüğünde 100 bin taneyle test etmek. Burada asıl amaç test data setinde farklı farklı dataları deneyimleyebilmek ve bu şekilde aslında işlem alabilmek. Ama genelde böyle makul bir sayıda data setini düşündüğümüzde de genelde %70 gibi bir kısım train data setine veriliyor. Geri kalan %10-20 şeklinde de train ve validation data set ile birlikte bölümlenebiliyor. Eklemek istediklerimiz var mı? Ayüce'nin böyle bir yorumu vardı. GAN'larla da üretim yapılabilir bu augmentation konusunda. Ben açıkçası GAN'larla hiç denemedim. Yani bana bu arada yapmak da çok mantıklı gelmedi düşününce. Aynen, yani şöyle bir durum var. Evet, GAN'larla da bu arada GAN'la güzel, şöyle kalite olarak güzel şeyler üretilebilir ama GAN'ları eğitmek için zaten bizim çok fazla miktarda veriye ihtiyacımız var. Ama biz zaten verinin kısıtlı olduğu durumda ne denir, sentetik veri üretmek istiyoruz. Problemi çözmüyor. Zaten hani GAN eğitmek için çok fazla sayıda normalde classification modelini eğitmekten çok daha fazla veri gerektiren bir şey GAN. O yüzden problemimizi çözmüyor maalesef. Farklı sentetik veri üretme yöntemleri var. Benim çok hoşuma giden şeyler var. Mesela Unity'de falan yapıyorlar. İnanılmaz güzel bir şey. Unity'de çizimleri yapıyorlar. Sonrasında Unity içerisindeki kameradan çok farklı açılarla, farklı aydınlatmalarla vesaire görüntüler alıyorlar. Bu inanılmaz güzel bir yöntem. Bu tür durumlar yapılabilir. Ama GAN dediğin gibi ne kadar kaliteli üretim yapıyor olursa olsun, o model eğitmek için zaten bizim elimizde olmayan miktarda fazla veriye ihtiyaç oluyor. Evet, sorularımız sanırım bu kadardı. Bakıyorum başka bir şey var mı? Ha, bir tane daha varmış. Şöyle. Veri setin train set, test set diye ikiye ayırırken siz train set, validation set ve test olarak üç... Ya şöyle, bir data topluluğu düşünün, tamam mı? Bunun illa bir matematiği yok. Yani size o data mühendis olarak ayrılmış olarak da gelebilir. Bunu siz de ayırabilirsiniz. Şimdi bunun için aslında farklı yöntemler var. Siz bunu manuel ayırabileceğiniz gibi, örnek veriyorum, ilk 700 tanesini seçtim, train data klasörüne yolladım. Böyle yapabileceğiniz gibi bir taraftan benzer karıştırarak programlarla birlikte de ayırabilirsiniz. Ya da kodun içerisinde siz bunu tamamen bir klasör olarak verirsiniz. Kodun içerisinden belli oranlarla bunu çekip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim önerim, önerilen de bir taraftan train, validation, test datasetleriyle birlikte çalışmak. Dediğim gibi makalelerde karşınıza sadece train validation ya da sadece train test olarak gelebilir. Ama dediğimiz gibi bizim önerimiz bir taraftan da hem train datasetinde bunu eğitmek, validation datasetiyle bunu validate etmek, doğrulamak, test datasetiyle de aslında bunu tamamen ilk defa gördüğü datalarla test etmek. Temelde amaç bu ve bu amaçla birlikte bir ayrımla birlikte yapmak aslında. Burada ben de şöyle küçük bir ekleme yapmış olayım senin söylediklerine ek olarak. Buradaki ayrım, yani subsetlere ayırma işlemi biraz da
işlem ve nasıl söyleyeyim problem türüne göre de değişiyor. Mesela bir time series veriyle çalışırken o zaman zamana göre bölmek gerekiyor. Modelin belirli bir tarihe kadar ki verilerle modeli eğitip ondan sonraki tarihte yer alan verilerle validation ve test ayırmak. Ama böyle bir durum yoksa o durumda rastgele seçimlerde ayrımlar yapılabilir, random indeksler üreterek. Ama burada da yine bu random indeksleri üretirken de mesela bir eğer verilerimiz kategorileri ayrılmış durumdaysa mümkün olduğunca o kategorinin dağılımını da yansıtması gerekiyor. Yani train setindeki kategorik dağılımla validation setindeki kategorik dağılımın ve test setindeki kategorik dağılımın mümkün olduğunca birbirine yakın olması gerekiyor. Bunun için scikit-learn içerisinde train test split diye bir fonksiyon var. Bunu kullanabilirsiniz. Bu söylediğim işlemi de yapıyor. Genellikle şöyle yapılabilir train test split fonksiyonuyla. İlk önce veriyi train ve test şeklinde ayırıp sonra test setini tekrardan validation ve test set şeklinde ayırma iki aşamada. Genelde bu şekilde yapıyorum ben kendim bireysel olarak. Buradaki validation ve test için ayrı subsetler kullanılmasının sebebi de validation seti training setin training sırasında hala daha kullanıldığı için aslında bir anlamda eğitim içerisinde bir data leak olmuş oluyor. Yani bazı hiperparametreleri biz çünkü validation setine göre ayarlamış oluyoruz. O yüzden validation setindeki performansımız hala bize modelin daha önce hiç görmediği verilerdeki gerçek performansını vermeyebiliyor. Validation setini de model bir şekilde biz her ne kadar ona göre parametreleri güncellemesek dahi belirli hiperparametreleri ona göre belirlediğimizden böyle bir sıkıntımız var. Onu da eklemiş olayım. O zaman başka sorumuz yok şu anda. Benim internetimde bir stabilizasyon sorunu var ama. Evet arada ama bir sanırım böyle kesintiler vesaire gibi oluyor küçük. Ama takip edilebiliyor yani bir sıkıntı yok. Bir bakalım deneyeyim tekrardan. Neyi deneyeceksin? Anlamadım. Yok yok denedim. Bitti yani şey. Stabilizasyonla alakalı bir şeyleri düzelttim de. Tekrar canlı yine girecek deneyeceğim. Umarım. Sen o zaman hazırsa ben ekranı tekrardan alabilirim. Tamam. Şöyle sahne senin. Şimdi GitHub'ımı açtım arkadaşlar. Burada iki tane farklı şey göstereceğim. Bir tanesi demin de bahsetmiş olduğum bir makale vardı. Hatırlarsanız önce onu bir göstermek istiyorum. Eğer detay ve bir taraftan da bununla alakalı modellerin nasıl çalıştığı ve ne olduğuyla alakalı yer almak isterseniz segmentation tabanlı bir extraction yaptık aslında. Onunla alakalı yine böyle sonuçların gayet aslında güzel olduğu, böyle %90'ları geçen IOU score değerlerinin olduğu ve çok detaylı bir data setiyle çalışılan aslında bir sonuç sunduk. Eğer incelemek isterseniz GitHub adresinden ulaşabilirsiniz. Bir taraftan da aslında bugün yine burada paylaştığım YouTube yayınlarında image segmentation daha dün düzenledim bunu da. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan bugün sizinle ulaşabileceğiniz kodla birlikte gidiyorum. Kodu çok fazla böyle irdelemeden, dediğim gibi aslında en başta vermiş olduğum bir baseline vardı ya arkadaşlar. O baseline'ın üzerinden giderek aslında gideceğim. Eğer siz bu sunumun sonunda, zaten bir saate de geçtik, böyle bir 15-20 dakika içerisinde açıkçası bitirmeye çalışacağım. Bir taraftan aslında sesim de yoruldu. Eğer bir taraftan siz uygulamak isterseniz bu data setini uygulayabilirsiniz. Asıl kaynağını bir taraftan bulabilirsiniz. Ben size çalışma mantığını ve neler yapılabilir
Siz neler katabilirsiniz? Aslında bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi segmentation model aslında bizim için popüler olan modellerden bir tanesi. Ve hemen şöyle başlıyoruz. Özellikle Keras'la birlikte kullanılan bir şey bu arada. Şimdi burada hepimizin bildiği gibi bazı detayları hızlı geçeceğim. Bazı importlarımızı yaptık, datamızı içeriye aldık ve ardından da bakın burada görüyorsunuz. X bizim için train, Y ise bizim için aslında pardon, X bizim için gerçek image, Y bizim için aslında buna karşılık gelen label'ları ifade ediyor. Ve biz aslında buradan bu bölümlendirmeyi yapıyoruz. Bakın burada mesela şu şekilde bir bölümlendirme yapmış. Datayı içeriye çekmiş, datayı almış, bir GitHub'la birlikte aslında datayı içeriye çekmiş. Ardından bunun her birini zaten ayrılmıştı bu. X ve X'e karşılık gelen maske. Pardon, train ve train'e karşılık gelen maske. Validation datasetim ve validation'a karşılık gelen maske gibi. X bizim için gerçek görüntüleri, Y de bunların label'larını ifade ediyor. Ve bakın gördüğünüz gibi train, validation ve test datasetleri için her biri için burada aslında padlerini oluşturmuş ve bu şekilde datasetlerini tanıtmış. Direkt olarak klasörleri ayırıp oradan kolumlu içerisine çekmiş arkadaşlar. Burada yine bunu genelde bu şekilde yapmıyoruz bu arada. Bakın uzun bir kod bloğundan bahsediyoruz. Gerçek hayat senaryolarıyla birlikte anlatıyorum. Genelde bunu bir Python dosyasına yükleyip, çünkü genelde bu kısma çok fazla müdahale edilmez. Bu kısım benim data loader'ım olan, yani model içerisinde belki preprocessing işlemlerini yaptığım ve datayı load edip modele yolladığım kısım. Genelde bunu biz bir PY dosyasında, Python dosyasında tutup kütüphaneyle birlikte onu import ettiğimiz genelde kısımdır. Biz datayı burada bu fonksiyonlarla birlikte load ediyoruz ve dediğim gibi genelde bu uzun kod bloğunu biz bir Python dosyası içerisinde bulundurup script'in içerisine çekeriz. Genelde işin raconu mu diyeyim, budur aslında. Şimdi bakın burada önce bir görselleştirme yapıyorum. Bu görselleştirmeler aslında benim için şart değil. Yani benim için aslında bir must olayı değil arkadaşlar bu. Fakat benim için bu hem işimi sağlama almak hem de bir taraftan kontrol etmek amacıyla aslında olan kısımlardan bir tanesi. Bakın dataset diye bir değişken oluşturdum. Bu dataset değişkenin içerisine şurada data loader'dan, hani bakın şurada dataset diye bir şeyim var benim. Bunun içerisinde dataset diye bir klasım var. Buradaki data loader'dan aslında çekmiş olduğum dataset kısmım var. Datasete bakın, oradaki data loader'a ben train datasetimin gerçek görüntüsünü, buna karşılık gelen maskesini ve yapmak istediğim, bakın sadece burada car ve pedestrian kısımları var. Bunları almak istiyorum. Sadece bu iki kısmı belirtmişim, iki klası belirtmişim. Ve ardından bunu tanıtıyorum dataset klasörüme ki bunda da dediğimiz gibi data loader'la birlikte her birini image'leri alıp o image'lerin label'larına ve gerçek image'ine karşılık gelen bazı preprocessing işlemlerini yaptığım kısım vardı. Arka plandan bu dosyayı çalıştırıp datamı doğru düzgün görüntüleyebiliyor muyum, görüntüleyemiyor muyum bunu kontrol ediyorum. İmajım var, car maskem var, sky maskem var, background'ım var. Ve bakın bunları doğru düzgün çekebilmişim. Visualize ettim. Image, sky mask olsun dedim. Background maskem olsun dedim. Bunları aldım ve bu şekilde ben bunları visualize ettim. Zaten dediğimiz gibi visualize kısmı benim için zorunlu değildi. Fakat data loader kısmı benim için zorunlu. Çünkü mesela modelim şunu istiyor olabilir. Mutlaka 214'e 214'lük görüntüler gelsin diye olabilir örneğin modelim. Ya da benim, ben önceden bunu eğitmişimdir. Fakat eğitimde belli başlı şeyleri şu olsa daha iyi olur dediğim için bazı renk kanallarıyla oynamışımdır örneğin. Bu yüzden aslında biz bazı kısımlarda data loader'ı yüklerken bir taraftan da bu ön işlemleri ve modele hazırlık işlemlerini yapabiliyoruz. Ve burada visualize kısmıyla birlikte şu kısım evet benim için must ama hemen altındaki kısım benim visualize ettiğim, bakalım doğru çekmiş mi diye görüntülediğim kısımlardan bir tanesi. Evet doğru çekmiş ve bunu dediğim gibi yapmanızı öneriyorum. Şimdi augmentation kısmına geçiyoruz. Dediğimiz gibi preprocessing kısmında demek ki bazı şeyler benim için yeterli olmamış. Ben datamı belli başlı şeylerle birlikte, özelliklerle, feature'larla birlikte
çoğaltmak istiyorum örneğin. Augmentation yapıyorum. Bakın burada yapmış olduğu augmentation tekniklerini sıralamış. Bunu yaparken augmentation kütüphanesi kullanılmış. Augmentation kütüphanesi bu arada bence çalışılması kolay kütüphanelerden bir tanesi. Çok uzun bir süre çalıştım. Augmentation kütüphanesini import etmiş. Yine augmentation kütüphanesinin kaynaklarından da yararlanarak burada aslında augmentation kütüphanesinde özel işlemler de var. Burada nasıl çektiği vesaire aslında bu kütüphaneye özel kısımlardan bazıları ve bazı değerlerle birlikte. Örneğin horizontal flip yap ama belli bir derecede yap. Örneğin random crop yap ama işte yüzde şu kadarlık yap. Gaussian noise ekle ama bu noise'u işte %30'dan fazla yükleme. Ama bunu random şekilde mesela 0 ile 30 arasında dağıt gibi. Aslında siz birçok parametreyi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani benim yaptığım işte her birine flip yap, her birine noise ver gibi bir şey değil. Her birine belli sayı değerlerinde yine randomsal şekilde her birinde geçerli olmamak üzere bu tarz augmentation işlemlerini uygulayabiliyoruz. Ve bu augmentation işlemlerini uygularken bakın gördüğünüz gibi her birine ayrı ayrı parantezlerle ve her birine ayrı ayrı değerlerle birlikte bu augmentation işlemleri yapmış. Ve benim için bu augmentation işlemleri birer aslında pre-processing kısmı oluyor. Ve hemen ardından bakın yine data setim burada. Train ve data train data setimin hem kendisi hem maskesi burada. Klas olarak Car ve Sky tanıtılmış. Augmentation tarafında ben yine aslında orada data loader kısmında ayrı bir Python dosyasında bunu tanıtmıştım. Augmentation'ı buradan çekiyorum. Kullanmış olduğum oradaki aslında augmentation değerleri buraya geldi. Ve burada hem Car için hem Sky için hem de background değerleri için her biri için aslında augmentation sonuçlarımı görüyorum. Ve baktığımda aslında imagimde değişiklikler olmuş. İşte rengiyle alakalı, crop'uyla alakalı vesaire. Ve diyorum ki augmentation başarılı. Dediğim gibi bu taraf bir taraftan sizin kullanmış olduğunuz augmentation değerleri, augmentation çeşitleri aslında buradaki sonuçları direkt olarak etkileyecektir. Ve dediğim gibi yine visualize işlemi burada aslında tamamen bir ön gösterim ve neler yapmışım diye bakabilmek amacıyla yaptığım bir kısım. Şimdi segmentation taraflarına doğru geçiyoruz. Burada segmentation modele özel bazı parametreler göreceğiz arkadaşlar. Yine bu parametreleri daha fazla detayına bakmak isterseniz yine paylaşayım. Segmentation model tarafına geçiyorum. Şimdi ben burada özel bir modelle çalışıyorum. Siz burada hazır bir modelle çalışmak yerine CNN içerisindeki modellerle örneğin mesela UNet'le direkt olarak çalışabilir ve UNet'le birlikte bunları yapabilirdiniz arkadaşlar. Fakat ben burada internetim kötü mü? Bir yorumlarda şey yapabilirsiniz. Bende bir gidip gelme oluyor ama eğer sesim ve ekran görüntüsü geliyorsa devam edebiliriz. Ufak kesintiler olabilir, onlar problem değil. Yorumlarınızı bekliyorum. Arada ekranım gidiyor çünkü. Ben bir taraftan yorumlarınızı beklerken bir taraftan da anlatmaya devam edeyim. Burada segmentation model kullanıyoruz. Çünkü segmentation modelin bana özel segmentasyon konusunu özel hem modelleri hem bunlara denk gelen background diğer modelleri ve özel parametreleri aslında benim tercih ettiğim ve bir taraftan kullandığım şeyler. Bu yüzden segmentation modelle, hazır bir modelle gitme kararı aldım. Ama dediğim gibi mesela UNet çok kullanılan bir ağdır ve siz UNet'i kullanabilirsiniz tek başına. Ve fakat takip edilebiliyor demiş. Tamam, bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde segmentation modeli aldık. Bakın segmentation modeli dahil ettim. Aslında Keras içerisinde bir framework olarak yüklendi. Temelde ben Keras'la birlikte çalışıyorum. Bir backbone değeri belirledim. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ben birazdan buraya bir model vereceğim arkadaşlar. Bakın mesela segmentasyon model içerisinde ben UNet modeli şöyle model içerisinde çekeceğim arkadaşlar. Ama buradaki model şöyle çalışacak. UNet alacağım. UNet'le birlikte bir backbone değerim olacak. Arkadan aslında efficient net değeriyle birlikte çalışacak. Birlikte çalışacaklar. Bunu bir iskelet olarak düşünebilirsiniz. İki modeli bir arada aslında yürütüyorum. Daha güçlü yapmaya çalışıyorum bir taraftan da. Bir backbone değerim var, bir ayrı iskelet değerim var. Birlikte çalışıyorlar. Bir efficient net, ona denk gelen unit birlikte. Burada efficient net B3 değerini denedik. Batch size olarak 8 verdik. 8'er batchlerle al dedik. Sadece
araba klasıyla birlikte gelsin dedik. Aslında biz sadece binary classification yapıyoruz. Yani sadece arabayı tespit etmek istiyorum. Arabanın olmadığı herhangi bir kısım. Biliyorsunuz normalde benim datasetim araba vardı, gökyüzü vardı, background vardı, yol vardı vesaire. 6 tane sanırım farklı class vardı. Ama ben o 6 araba haricinde geri kalan o 5 farklı class'ı hepsini background gibi göreceğim arkadaşlar şimdi. Ve sadece binary bir sınıflandırma işlemi yapacağım. Yani sadece araba ya da değil gibi bir segmente işlemi yapmış olacağım aslında. Bu yüzden class olarak sadece araba class'ımı seçiyorum. Bir learning rate değeri belirliyorum. Siz burada bir açık, normal bir learning rate değeri verebildiğiniz gibi bir taraftan da aslında işte zamanla artan, zamanla azalan bu tarz algoritmalar da yine verebilirsiniz. 40 hesapluk bir işlemim olsun diyorum ve dediğim gibi bunların tamamını modele yediriyorum. Ve burada modelim artık benim vermiş olduğum segmentasyon modelden seçmiş olduğu, çekmiş olduğu unit değeriyle birlikte burada beslemiş olduğum efficient net, batch size değerim, activation modülüm ve kaç tane class'ın oluştuğu benim aslında temel modelimi oluşturuyor. Şimdi ben birazdan bu modeli compile edeceğim. Compile'ı şöyle düşünebiliriz aslında. Eğitim işlemi başlamadan hemen önce modelin ya ben hazırım demiş olduğu hal aslında. Ben modeli bir çeki düzen veriyorum. Bir derli toplu son haline getiriyorum ve o parametrelerle başlatmaya hazır hale getiriyorum. Modelim tamam. Backbone'u var. Zaten unit'le çalışıyor. Tek bir class'tan oluşuyor. Aktivasyon fonksiyonu da belli. Tamam. Fakat bunun haricinde aslında benim kullanmış olduğum farklı parametreler var. Örneğin en önemli parametrelerimizden bir tanesi optimizer. Ya da bunun haricinde optimizer'la birlikte bize bir kayıp değeri verecek olan kayıp fonksiyonum, loss değerlerim gibi tüm metrikleri aslında ben burada kullanacağım ve bu modeli en sonunda benim modelim bu parametrelerle hazır diyeceğim. Şimdi optimizer olarak Adam Optimizer kullanıyorum ki zaten şurada bir learning rate değeri belirlemiştik. Burada learning rate değeri belirlemek istemeyebilirsiniz belki. Ki zaten bunun böyle bir şeysi de yok. İlla ki şuna başla diye bir şeysi yok. Biraz test ve hatta unit testler yapmanızı öneririm aslında bu tarz model gelişimlerinde. Bu tarz testler yapabilirsiniz ve learning rate değerinde yine default olarak seçtiği bir değerle birlikte başlatacaktır. Burada bir total loss kullanılmış. Total loss benim için dice loss ve bir taraftan da focal loss'u bir işleme sokarak aslında İki farklı loss değerini birleştirerek elde ettiği bir loss değeri. Bu segmentation modele özel bir loss değeri. Burada loss fonksiyonumuzu bizim için tanıtmış. Ardından da benim metrik değerlerimi vermiş. Metrik değerlerim biliyorsunuz değerlendirme yapacağım kısımda. Hemen sunum kısmından hatırlayacak olursak hani kadını ne kadar doğru tahmin etmiş, bir true pozitif, true negatif tarafım vardı, IOU skorum ya da precision recall, F1 skor gibi farklı metrik değerlerim vardı. Ben diyorum ki, ben segmentasyon işlemi yapıyorum. Segmentasyon işleminde özellikle IOU skor ve F skor çok önemlidir. Bu yüzden metrik değerleri olarak segmentation modeli içerisinde çektiğim metrik değerleriyle IOU skor ve F1 skorumu kullan diyorum. Threshold değeri olarak 0.5 gibi bir değer veriyorum. Threshold değerini şöyle düşünebilirsiniz. Elimizde bir kare var. Bu karenin eğer sen %50'sinden fazlasını tahmin ettiysen bu tamamdır, birdir benim için. Yani bildin demektir. Aslında buradaki o bir değerlerini alarak sıfır değerlerle birlikte soktuğu işlemden aslında bu sonuçları elde ediyor arkadaşlar. Bu yüzden burada belirlemiş olduğunuz threshold değeri bizim için aslında önemli kısımlardan bir tanesi. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer sizin threshold değeriniz mesela 0.9 diyelim ki bu şu anlama geliyor. Oradaki o piksel kısmında o karede eğer %90'ını bilemediyse yani sadece %10 için sen onu çöpe at, bu işe yaramaz, benim için bilmedi anlamına geliyor ve onu sıfır kabul ediyor. Aslında %90'ını görüyorsunuz, kabul etmişti. O yüzden böyle threshold değerini optimal bir seviyede belirlemek, computer vision projelerinin sonuçları ve bunlara karşılık gelen çıktıları belirleme konusunda aslında belirleyici oluyor diyebilirim. Ve benim için eşik değeri diyebilirim galiba Türkçe olarak. Ve burada metrik değerlerini
eğitim işlemine sokmadan hemen önce bir compile, bir hazırlama kısmına geliyorum. Modelim hazırdı. Dediğim gibi bakın şurada unit modelimi vermiş olduğum detaylarla birlikte almıştı. Bir de bunu vermiş olduğum optimizer ile birlikte, vermiş olduğum loss fonksiyonu ile birlikte, metrik değerleriyle birlikte başlayacak hale getiriyorum. Ve artık benim modelim arkadaşlar başlamaya hazır. Ben artık train fonksiyonunu çalıştırdığım anda, train için kullanacağım fonksiyonu çalıştırdığım anda benim training işlemim, eğitim işlemim başlayacak ve bu şekilde aslında eğitim işlemimiz başlamış olacak. Şimdi şurada görüyorsunuz ben bunu bir history değişkenine atamışım ve burada model nokta fit generator ile birlikte Keras'tan çekmiş olduğumuz fit generator ile birlikte vermiş olduğumuz parametrelerle birlikte bakın eğitim işlemimiz başlamış oldu. Şimdi hemen şurada şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki eğitim işlemini biz, şurada görmüş olduğunuz eğitim işlemini biz ne demiştik? Soru seti gibi düşün, eğitime girecek, sınava girecek gibi düşün. Test data setini sadece sınav esnasında kendimi değerlendirirken göreceğim. Eğitim esnasında ÖSYM bana soruları asla vermez. Yok. O yüzden test data setini hiçbir şekilde almadım. Bakın history değişkenine bakın. Modeli eğitime sokarken bakın train var, validation var. Farklı şeylerim var ama test data setim yok. Kesinlikle yok. Burada ben data set değişkenim hatırlarsanız modeli nasıl datayı vereceğim ve ön işlemlerin olduğu kısımda augmentation'ı, preprocessing işlemlerin tamamını burada data set kısmı ile birlikte çektim. Burada data setlerimi hazırladım. Train data setim ve validation data setim artık hazır. Bunları data loader ile birlikte load ettim. Ve bakın artık history değişkenine atadığım bu kısım çok önemli değil ama modeli çalıştırdığım bu kısım önemli. Modeli çalıştırdığım artık eğitime başladığım kısımda train data loader'ımı ve validation data loader'ımı veriyorum. Ve artık eğitim işlemim başlıyor arkadaşlar. Eğitim işlemi de temelde şöyle. Bakın birinci epoch. Normalde hatırlarsanız epoch sayısı 40 olsun demiştik. 40 epochluk bir işlem yapacak. 40 epochluk işlemimiz başlıyor. En başta benim için loss değeri 1.53 gibi aslında yüksek sayılabilecek bir rakam. Ardından IOS score 0.28 gibi çok 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 düşük bir sayı. Ve bakın dikkat ederseniz yükselerek gidiyor arkadaşlar. Yükselerek gidiyor. Bunun sebebi aslında şu. Biz hatırlarsanız belli optimizer ve belli loss fonksiyonunun değerleri vermiştik. Ve bu değerlerde aslında benim amacım o katmanlar arası öğrenmeyi maksimuma çıkartmak. Yani her bir katmanda aslında öğrenme oranını artırmak, katman sonunda her bir epoch sonunda öğrenmeyi artırmak ve elde etmiş olduğu kayıp değerini nerede yanlış yaptığını aslında bir sonrakinde kullanmamasını sağlamak oluyor. Ve bu yüzden bakın loss değerim benim her seferinde düşüşe geçiyor. Loss değerim düşerken IOS score değerim artıyor. Ve ben 40 epochluk bir işlem vermiştim. Bu 40 epochluk işlemde ben 0.89 gibi bir IOS score değeriyle bitirdim ki bence hiç fena olmayan bir IOS score değeri. Hatırlarsanız yine history değişkenini atamıştım. Bunu şunun için yaptım. History değişkenini atadım çünkü ben o değişkene atamış olduğum değerleri, o epoch sırasında dönen tüm değerleri çizdirmek istiyorum. Matplotlib fonksiyonuna koymak istiyorum. Matplotlib kütüphanesi ile birlikte aslında bakın şurada pilotla birlikte IOS score değerini, validation IOS score değerini ben burada çizdirmiş oldum. Ve mesela görüyorsunuz şurada şu hata, şunları çıkartabilirsiniz. Belli bir noktadan sonra yataya düşüyor. Bu demek oluyor ki benim öğrenmem çok zayıflamış. Bu noktadan sonra öğrenme çok fazla ivmeli olmayacak. O zaman durdurabilirim gibi. Aslında farklı böyle çıkarımlar yapabilirsiniz. Yine train data seti ile validation data set arasında arkadaşlar bakın şöyle bir farklılık var. Aslında bizim bu farklılık tercih etmediğimiz bir farklılık yine. Yine bu şekilde böyle bunlarla birlikte siz demiş olduğum gibi çıkarımlar yapabilirsiniz. Ve belki modeli tekrar çalıştırabilir. Hiç test data setine belki hiç sokmadan tekrar çalıştırabilir. Belki farklı parametrelerle oynayabilir. Ya da aslında bizim bir taraftan tercih ettiğimiz şekilde bu işlem böyle unit testlerle birlikte her bir parametre değerinin tekrar tekrar otomatik olarak belirlendiği ve hatta biraz da deneme yanılma yoluyla ilerlendiği bir şekilde aslında gidilebilir. Ve böyle
testler yaparak, küçük epoklarla testler yaparak kendi kendine dönen bir şekilde siz bu grafikleri çizdirebilir ve öğrenebilirsiniz. Bu da şu bana aslında mantıklı gelmiyor bu arada. Bir history değişkenini atayıp ardından matplotlib ile çizdirmek. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Aslında bu mesela 40 epokluk işlem belki de işte 40 dakika sürdü. Belki 40 saat sürdü. Uzun süren işlemler aslında baktığımızda. Ve bu sürenin tamamen heba olmaması adına siz örneğin TensorFlow kullanarak bunu direkt olarak lokalinizde grafiği canlı bir şekilde çizdirebilirsiniz. Ve bu canlı çizilen grafikleri aslında daha çok tercih ediyorum. Fakat burada direkt olarak sonuçları almak, hani günün sonunda grafiği çizdirmek değil de, pardon, anlık olarak grafiği çizdirmek değil de günün sonunda sadece grafiğin çıktılarını almak istiyorsanız da yine bunları kullanabilirsiniz ve IOS score için ve loss fonksiyonu için çizdirmiş olduğumuz bu sonuçlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evolution kısmındayım, değerlendirme kısmındayım. Burada evet bir çıktı aldım ama bu çıktılarım ne kadar doğru? Şimdi hatırlarsanız şöyle, IOS score değerim 0.89 gibi bir değer çıkmıştı. En son epoch'tan bahsediyorum. Validation değerim de, validation yani doğruladığım değerde de %78 gibi bir doğruluk oranım var. Yani benim test kitabımda ben öğrenirken diyorum ki ben %89 öğrendim ama bunu bir taraftan doğrularken böyle girdiğim sınavlarla asıl büyük sınavdan önce o girdiğim deneme sınavlarıyla doğrularken de %78 gibi bir değerle aslında öğrendiğimi görüyorum gördüğünüz gibi. Ve aslında benim için bu validation score değeri, deneme sınavlarının sonuçlarının değeri benim için oldukça önemli. Peki validation dataseti okey fakat test datasetinde ilk defa görmüş olduğum o büyük sınavda sonuçlarım nasıl? Şimdi o büyük dataseti yine bu dataset ladder'ına veriyorum. Hatırlarsanız demiştim ki ben size sunum esnasındayken bizim bir çıktımız oluyor ve biz bunu baseline olarak kullanıyoruz. Bu ağırlıkları arkadaşlar farklı modellere de verebilirsiniz ve yine kullanabilirsiniz demiştim. Bakın burada bir ağırlık elde ettik ve bunu modele yükledik. Artık şuradaki benim H5 ile biten uzantılı best model'ım elde etmiş olduğum o en iyi modelim aslında en iyi çıktım. Bu çıktı değerini alarak bu ağırlığı yükleyerek aslında modeli tekrardan aslında ben çalıştırmış oluyorum. Tekrardan ayağa kaldırmış oluyorum. Test datasetini dediğimiz gibi bu aynı preprocessing, aynı augmentation değerlerinden geçirdik. Test datasetim artık evolution için hazır. Dedim ki bir tane evaluate generator çağır ve ben burada sonuçlarımı göreyim dedim. Loss score ve IOS score yine yazdırmak istiyorum dedim. Bu modelle birlikte benim en iyi modelimle birlikte değerlendirdiğimde de sonuçlarım gördüğünüz gibi mean IOS score'a baktığımda 0.77 gibi bir değer çıktı. Benim en son epokta belki de en iyi şeyimiz bu değildir ama %78 gibi bir değerdi. Burada da IOS score'da da test datasetimin sonuçlarında da %77 gibi bir değer çıktı. Böyle 0-1 gibi böyle ufak aslında değerler bir taraftan. Çok oynamayan değerler. Görüyoruz ki o yüzden validation dataseti doğrulama yapmak için gerçek sonuçları görebilmek için gerçekten faydalıymış ve test datasetimde gerçekten buna benzer sonuçlar üretti ve fena olmayan ortalama güzel sonuçlar diyebiliriz. Benim bir computer vision'cı olarak en sevdiğim kısım aslında bu kısım. Evet, bir evaluate yapıyoruz, bir değerlendirmemiz var arkadaşlar. Bunları yaparken bir taraftan da tabii ki de görselleştirebilirsiniz. Yani yapay zekanız sizin ürettiğiniz o makine ne kadar iyi çalışmış aslında bunu gördüğümüz bir kısım bir taraftan da. Şimdi diyorum ki N5 diye bir sayı verdim. Burada N kısmını siz belirleyebilirsiniz. Random olarak test datasetinden 5 tane görüntü seçtim. Ve ardından buradan görüntüleri seçti ve gördüğünüz gibi 5 tane görüntü üzerinde evet %77 sonuç verdi fakat görüntüler üzerinde nasıl görünüyor? Bazen işte %70 gibi sonuçlar, işte %90 gibi sonuçlar alabiliyorsunuz ama görselde kötü olabiliyor. Çünkü mesela seçtiğiniz metrik değeri yanlışmış, bunu anlıyorsunuz gibi böyle bazı senaryolar olabiliyor. Burada o yüzden şunu görüyoruz aslında. İmajim var, test datasetindeki imajim. İnsan eliyle etiketlenmiş, insan elinden geçen ground truth'um var, doğrulanmış bir maskem var. Bir de prediction maskem var arkadaşlar. Yani bilgisayarın segmente etti. Bilgisayara bunu veriyorum. Bilgisayar bunu öğrenmişti zaten hatırlarsanız.
Buradaki sonucu görüyor ve kendisi diyor ki bu diyor arabadır diyor, bu arabadır diyor. Baktığımızda da aslında hiç fena olmayan sonuçlar üretmiş. Bakın bu benim Grand Truth maskemdi. Yani insan eliyle ben dedim ki bu böyle olmalı. Bilgisayar da demiş ki bu böyle. Bence hiç fena sonuçlar değil. Evet aralarda ufak kayıplarımız var. Ama hiç fena olmayan sonuçlar üretmiş. Ve baktığımızda da evet bu başarılı bir segmentasyon işlemi diyebiliriz. Burada da dediğimiz gibi bir image segmentasyon işlemi yaptık. Burada belki bir post processing işlemi yapmış olabilir. Ayrıntı olarak söylüyorum. Post processing işlemi aslında şu. Burada en son bir soru cevap kısmı olmayacak. Boğazımda çok yoruldum ve 1,5 saat oldu. O yüzden böyle yavaş yavaş izninizi isteyeceğim. Şunu söylüyordum. Bir post processing işlemi olmuş olabilir. Aynı nasıl ki ben modele imagelerimi hazırlıyorum ve modele veriyorsam aynı bu şekilde aslında ön işlemleri yaptığım gibi çıktıları aldım ve çıktıları gerçek sonuçlara yakınlaştırmak için bazı son ön işlemlerden geçirdiğim kısımlar olabilir. Belki bu tarz işlemler yapabilirsiniz sonuçlarınızı daha da doğrulamak için. Yine sonuçlarınızı yükselten bir kısım olacaktır. Bu şekilde aslında işlemler yapabilirsiniz. Benim sorum bu kadardı. Hatırlarsın en başta şeyimi vermiştim. Burada görünüyor süper. Şöyle şeye geçeyim. Bilgilerimin olduğu kısma geçeyim. Eğer sorunuz olursa bana sosyal medyadan sorabilirsiniz. Genelde her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Çok yoğunluğum olmadığı sürece çok başa geçmeye çalışıyorum hala daha. İrem, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu arada sosyal medyalarımı paylaştım. Web sitem içerisinde tüm sosyal medya hesaplarım var. Ama daha çok böyle LinkedIn'i aktif, şey, LinkedIn diyorum, Twitter'ı aktif kullanıyorum diyebilirim. Twitter'dan, LinkedIn'den ya da mail üzerinden istediğiniz herhangi bir sosyal medyadan genelde işle alakalı kullanıyorum. Sorularınızı sorabilirsiniz. Açayım. GitHub'dan takip edebilirsiniz. Tüm her şeyi yayınla alakalı GitHub'dan yine indirebilirsiniz. Sizlere göstermiştim. Bu şekilde. Süper. Bayağı bir yoruldun sen de. 1,5 saattir aralıksız konuşuyorsun. Daha fazla yormak istemiyorum. Şöyle hızlıca bir yorumlara bakacağım. Sadece bir soru vesaire var mı diye. Yoksa bence bitebilir. Zaten dediğin gibi her zaman ulaşılabilirler. Sonrasında da teşekkürler var. Soru cevap kısmı olacak mı demişler. Olmayacak arkadaşlar sorularınızı yayın başında söylediğiniz gibi yani başta bekliyorduk. Bir soru yok gibi. Yavaştan bitirebiliriz Aynen. isterseniz. Evet, o zaman daha fazla da Teşekkür ederim yormayalım. güzel. Çok teşekkürler arkadaşlar katıldığınız için yayına. İrem sana da tekrardan teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkürler. O zaman O kendinize iyi zaman bakın. görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.